Sevgili seyirciler, ben Deniz Savaş Kalapak. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir matematik mühendisini konuk ediyorum. Süleyman Uslular. Şimdi bakın, Türkiye'nin bu matematikten çektiğini hiçbir zaman çekmedi. PISA testi biliyorsun, OECD ülkeleri arasında yapılan bir test. Ve 15 yaşına kadar gençlerin girdiği bir test. Türkiye en sondan sıralarda yer alıyor. Birincisi Singapur. Ardından işte uzak doğu ülkeleri geliyor. Şimdi ben hep soruyorum kendi kendime. Bizim Türk gençlerinin matematiğe kafası mı çalışmıyor yoksa eğitim sisteminde mi problem var? Çünkü bu ülkenin eğer teknolojide ya da mühendislikte başarılı olmasını istiyorsak gençlerinin de matematikte ya da fizikte, fen derslerinde başarılı olması gerekiyor. Sözelde maşallahımız var. Çok konuşuyoruz. Çok iyi edebiyat cümleleri kuruyoruz. Ama İş matematiğe gelince biraz duvara tosluyoruz. İnşallah düzelir. Ama şöyle bir iyi durum var. Yavaş yavaş her sene değişik bir şekilde, yani 3 senedir bir yapılıyor gerçi bu test, bir yükselme söz konusu. Yani 15 sene sonra eğer biz bunu konuşuyor oluyorsak, belki ortalara doğru gelmiş olacağız. O kadar kötüyüz yani. İnşallah eğitim sisteminde buna önem verirler. Süleyman Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bu PISA testi maalesef gençlerimizin çok iyi durumda olmadığını gösteriyor. Siz matematik mühendisisiniz. Matematiği çok mu seviyorsunuz? Matematiği seviyorum çünkü her şeyin altında matematik. Her şey bir matematik diyorsunuz. Kesinlikle. Matrix filmini seyretmiş miydiniz? Seyrettim. Aslında çok da yabancı bir fikir değil, biliyor musunuz? Biz ekranda mesela resimler görüyoruz. O resimler biliyorsunuz şey, bir matematiksel sıra. Evet, sadece o değil. Beautiful Mind'da da var aslında. Orada da John Nash'in hayatını anlatır. Aslında matematik mühendisliğinin içerisinde de yer al. Oyunlar teorisi. Matematik her yerde. Her yerde. İçerisinde yazılım. Yani zaten büyük bir matematiğin eseriyiz belki de. Bütün evren. Mesela geçenlerde bir belgesel seyrettim. Belgeselde uzayı bir iç içe tutan kozmik evrenden bahsediyor. Onda nötrinolar var. Nötrinoların bir halat şeklinde uzayı tuttuğunu söylüyorlar filan. Tabii bunlar varsa kimse ispatlamamış ama sonuçta bir mantığı var. Bir mantığa dayanıyor. Peki gelelim size. Siz süreç ve kurumsal performans yönetimi işi yapıyorsunuz. Şu anda hangi sektörde çalıştığınızı bilmiyorum ama bunu biraz açar mısınız? Nedir bu? Tabii. Önce ben kariyerimden başlayayım. Kendimi de tanıtayım. 2010 Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Üniversitesi. Yıldız Teknik Üniversitesi 2015 yılından mezun oldum. Kariyer hayatıma sırasıyla lojistik, perakende, üretim, otomotiv, son olarak da enerji sektörlerinde çalıştım. Ağırlıklı olarak süreç ve kurumsal performans yönetimi, farklı projelerde iyi ve kaliteli ekiplerle çalışma fırsatı buldum. Özellikle süreç yönetimi, kurumsal performans yönetimi yurt dışında önem arz ederken... Yurt dışında var bunlar değil mi? Var, evet, yaygın. Türkiye'de var mı? Türkiye'de de... Eskiye nazaran günümüzde önemi artmaya başladı artık. Şirketler bu konuda bu yaklaşıma daha fazla... Hangi ölçekteki firmalar mesela daha çok tercih ediyorlar? Eskiden büyük ölçekli firmalar yapıyordu. Artık günümüzde orta ölçekli firmaların da... Yani orta ölçekten kastınız kaç çalışanı olan ya da hizmet çapı ne kadar büyük bunların? Şöyle aslında 500 personel üstü olan firmalar artık bu çalışmalara girmeye başladı. Biraz süreç yönetimi ve kurumsal performans detayına da girmek isterim. Süreç yönetimi müşterinin istek ve taleplerini karşılayacak, müşterinin gözüne değer yaratan ve rakiplerin arasında aslında daha da ileriye gitmeye yönelik amaçlayan ve bunu amaçlarken de şirketin tüm süreçlerini, iş akışlarını baştan uca tasarlayarak. Yani en az orada biraz genel müdür gibi, biraz patron gibi, biraz CEO gibi falan mı düşünüyorsunuz? Değil. Böyle mi bir hesap içinde oluyorsunuz? Tam değil aslında. Çünkü ama benzer diyorsunuz. Benzer ama en az maliyetle ve en randımanlı şekilde tasarlamaya yönelik bir yaklaşım. Peki ben bir şirket sahibiyim. Size niye başvurmalıyım ya da neden başvurmalıyım? Sonuçta ne alacağım, ne kazanacağım? Tabii ki süreç yönetimi ve kurumsal performans yönetimi aslında ikisini ayrı değerlendirmek gerekiyor. Kurumsal performans yönetimi stratejik yönetim aracı olarak geçiyor. Süreç yönetimi de biraz önce de bahsettiğim gibi
şirketin tüm süreçlerini uçtan uca tasarlamak ve burada biz neden bunu yapıyoruz? Süreç yönetimini yapıyoruz şirketlerde. Amacımız birim bazlı fonksiyonellikten uzaklaşarak süreç yönetimi yaklaşımını benimsemek. Burada departmanların özellikle kendi aralarındaki anlaşmazlıklarını ve bu anlaşmazlıklarına yönelik aslında çatışma yönetimini dokümante ederek birbirleri arasındaki girdi ve çıktı. Yani da rehabilitasyonu sağlıyorsunuz. Rehabilitasyon diyebiliriz mentorluk evet. olarak. Çünkü hepsi birbirinin girdisini ve çıktısını kullanıyor. Bu sayede bu anlaşmazlıkların... Pek çok firmada birbirinden haberleri yok biliyorsunuz değil mi? Kesinlikle öyle. Arasında. Zaten süreç yönetimi yaklaşımına girdikten sonra bunu daha iyi anlıyorsunuz. Yani biraz siz tepeden bakıyorsunuz sadece. Altta şeyleri görüyorsunuz, departmanları görüyorsunuz ve çalışmalarına tanık oluyorsunuz. Çünkü siz daha çok makro bakıyorsunuz. Doğru mu? Kesinlikle makro bakıp çünkü bütünü görmeniz lazım. Bütünü gördükten sonra alt detaylara giriyoruz. Bu alt detaylara girdikten sonraki kısımda biraz önce de bahsettiğim gibi anlaşmazlıklar noktasındaki veya flu alanları, gri alanları adreslendirmiş oluyoruz ve dokümante ediyoruz. Siz o dokümantasyonu CEO'ya mı teslim ediyorsunuz ya da genel müdüre mi teslim ediyorsunuz? CEO, biz onları aslında raporlamasını şirket geneli uçtan ucaya tasarladıktan sonraki kısımda tabii bitmiyor bu. Aslında meşakkatli ve uzun bir süreç. Hani yıllar alan bir süreç. Üst yönetimin desteği olmadan bunu yapmak imkansız. Mümkün değil. Ve şirket bir de orada kültürünün... sevilen insan olup, yani sevilen insan mısınız, sevilmeyen insan mısınız bunları yaparken? Çünkü diyelim ki bir departmana dediniz ki ya bunun bir yanlışı var ve bu yanlışı deşifre etmek zorundayım. Kesinlikle. Aslında süreççiler ve kurumsal performans karneciler öyle söyleyeyim. Biz daha çok balance scorecard ve OKR metodolojileri kullanıyor. Çok sevilmeyiz çünkü onların performans raporlamasını, süreçlerdeki darboğazları, aralarındaki anlaşmazlıklar noktasındaki kısımlarda en son CEO'ya raporluyoruz. Veya direktörler arasında bir anlaşmazlık olduğunu bunları çok farklı orada şeyi de öneriyor musunuz mesela? Tedavisi yönünde herhangi bir fikir de öneriyor musunuz? Tabii ki. Aynen. Süreç yönetiminde... Yani diyorsunuz ki buradan 10 kişiyi çıkart, buraya 5 kişi ekle falan diyebiliyor musunuz? Öyle şeyler oluyor mu? Öyle çıkart gibi şeyler noktasında tabii ki İK ile birlikte organizasyonel gelişim ve organizasyonel dönüşümde bunları önerilerini bulunuyoruz. Özellikle OD departmanlarına. Çünkü süreç çalışmalarındaki amaç süreci tamam biz iş akışlarını dokümante ettik, performansları da belirledik, bitmiyor. Çünkü bu süreklilik arz etmesi gerekiyor. Veya redesign kısımları oluyor. Mesela IT... kaç senelik planlar yapıyorsunuz ya da aylık planlar mı, yıllık planlar mı? Yoksa 5 yıllık kalkınma planı gibi kalkınma planları mı? Yani ölçekleriniz nedir bu konuda? Şöyle Savaş Bey, değişkenlik gösterir. Çünkü bunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz sonuçta süreçleri çizdikten sonra, iş akışlarını, tüm şirketin uçtan uca çizildikten sonraki kısımda bazen teknoloji, darboğazlar veya o kişinin iş yapış şekilleri değişebilir veya iş stratejileri değişebilir ve ona göre de güncellenmesi gerekiyor. Yılda bir biz bu gözden geçirmeleri, süreç iyileştirmelerini gerçekleştiriyoruz. Tabi burada süreç iyileştirmelerini yaparken birden fazla farklı metodolojiler de var aslında iş akışlarının yapılması için. Firmadan firmaya değişir. Kaplumbağa diyagramları vardır. Ek olarak temel süreç, EPC gibi, BPMN gibi, Business Process Management and Notation, Event Driven Process Chain gibi aslında var. Şirket kültürü hangisine uyum sağlıyorsa, mantık olarak aynı ama tabii görsellikler farklı oluyor. Onu peki, monte ediyoruz. Peki siz tek başınıza çalışıyorsunuz, bir ekip mi? Ekip olarak mı çalışıyorsunuz? Tabii ki bu ekip olarak yapılması gereken mesela bir şey. Mesela kaç kişidir bu? 3 kişi, 5 kişi falan? Değişkenlik gösterir o. Şirketin hacmine, büyüklüğüne göre değişebilir. Hani 5 kişilik ekiplerde de çalıştım. 2 kişilik olduğum ekiplerde de çalıştım. Ama orada lider de... kim? Siz misiniz? Mesela şu anda çalıştığınız işte lidersiz misiniz? Şu an aslında süreç ve kurumsal performans değil de biraz da organizasyonel gelişim, analitik taraflarına yönelmeye çalışıyorum. O zamanki kısımlarda tabii ki yöneticilerimiz oluyor, raporlama yaptığımız kısımlar oluyor. Ama bunları yaparken tabii ki teksiniz. Hani süreç yönetimi alanında sonuçta şirketin tüm uçtan uca süreçlerini... Şimdi zamana, duruma, işte konjonktüre göre değişkenlik arz eden bir şeyler söz konusu. Siz tabii burada her duruma göre değişik şey alıyorsunuz, tavır alıyorsunuz ve yine hesaplamalarınız ve dengelemeleriniz devam ediyor. Mesela
bir firma değil birkaç firmayla çalıştığınız durumlar oluyor mu? Yoksa tek firma özelinde mi çalışıyorsunuz? Tek firma özelinde. O danışmanlıklar belki farklı firmalar yönetebilir, çalışabilir. Hani tek firma özelinde çalışıyoruz. Tabii o tek firma deyince bitmiyor. Çünkü bu işi yapanlar ya da bu rolü gerçekleştirenler şirketin bütün departmanlarıyla aslında iç içe çalışıyorlar. İnteraktif çalışmaları gerekiyor. Şeyde mesela sizin çalışmalarınız içinde mentorluk da var mı? Mentorluk uygulaması yapıyor musunuz insanlara? Beyaz yakalılara özellikle. Tam olarak değil. Çünkü mentorluk biraz farklı. Tabii farklı olduğunu ben de biliyorum ama yani şimdi 3 aşağı 5 yukarı siz genel müdürün ya da CEO'nun göremediği şeyleri görüyorsunuz. Kesinlikle. Yani bu anlamda belki hani sayısal çoğunluğunuzdan olabilir ya da daha analitik düşünmenizden olabilir. Çünkü patronaj her şeyi düşünmek durumunda ama her şeyi de tam olarak %100 düşünemez. Çünkü diyor ki ben diyor müdürler atadım buraya diyor. İşte genel müdürüm var, CEO'm var, o var, CFO var, bilmem ne var, İK müdürü var. Bir de diyor kurumsal performans yönetimi bölümü var. Şimdi bunlardan biri gelecek, ben de ona göre oturacağım, karar vereceğim ve plan yapacağım. Kesinlikle. Kurumsal performans yönetimi, özellikle balans scorecard veya OKR metodolojileri stratejik yönetim aracı, başta da söylediğim gibi. Yani aslında belki de şeyin kurumun en stratejik bölümü değil mi? Doğru mu? Şöyle aslında önemli yön verme noktasında önemli. Çünkü kurumsal performans karnesinde dayanak oluşturan noktalar var. İş stratejilerinize özellikle bunu tasarlarken misyon, vizyon, arzu edilen durumlar, değerler, stratejiler giriyor ve balance scorecard'a bir dayanak oluşturuyor. Ve siz bunu şirketin tüm birimlerine uyumlu hale getirmeye çalışıyorsunuz ve belli periyotlarla ölçümlüyorsunuz. Bu ölçümler sonrasında üst yönetime sunuyorsunuz. Burada aksiyon alınması gereken noktalar olacak. Aslında süreç iyileştirme, süreç yönetiminin bir kısmı da süreç iyileştirme çalışmaları da giriyor. Birbirini ikame ediyorlar, tamamlıyorlar. Aynen. Peki, şimdi sizin bölümünüzde ya da bu tarzınızda çalışmak için hangi altyapıya sahip olması lazım insanların? Süreç yönetimi özellikle rutini sevmen ve farklı projeleri görme, sonrasında artık IT'nin gelişmesiyle globalleşen dünyada farklı RPA gibi, robotik proses automation gibi veya yalın gibi veya Six Sigma gibi veya Score Model gibi aslında farklı teknolojileri görmek isteyen, istekli olan kişiler için bu rol uygun. Ek olarak tabii ki bütünü görmek gerekiyor. Şimdi bakın ben size şunu söyleyeyim. Yapay zeka diye bir şey var biliyorsunuz. Evet. Verileri giriyorsunuz, chat değilse her şeyi söylüyor. ChatGPT. Evet. Şimdi hani tabii o duygudan yoksun. İnsanoğlunun değişik şeyleri, özellikleri vardır. Tamam bilgiyi kullanır, işler ama öte yandan insanoğlu duygusal bir varlıktır. İnsanların duygusal durumlarını da göz önüne alır. Mesela hakimler kanunları uygular ama bir de hakim kararı vardır. Hakim de duruma şarta göre duygusal olarak davranıp kararını netleştirebilir. Şimdi sizi yapay zekadan ayıran en büyük özellik nedir? Her yerde biliyorsunuz RPA uygulamalarında duygusallığın olmadığı noktalarda RPA'ya giriyor. Şimdi insanla ilgileniyorsunuz ve diğer departmanlar insanlar çalışıyor aslında. Manuel süreçler. Tebrasınız insan yani. Aynen manuel süreçler var. O yüzden bizim farkımız tabii ki insanlarla etkileşim halinde çalıştığımız için sosyal olmanız gerekiyor. İkna edebilmeniz gerekiyor bazı noktalarda. Ve araştırmacı olmanız gerekiyor. Ve insan olduğu her yerde de maalesef duygular giriyor bu işin içerisine. Yani yarın bir gün robot teknolojisi gelip de insanların yerini robotlar alırsa evet o zaman işte yapay zeka istediğini uygulasın, performansı düşük ya da yüksek filan diye. Peki yani sizin mesleğinize gönül vermek isteyen gençler ya da insanların hangi donanımlara sahip olması ya da hangi eğitimlere geçmesi gerektiğini soracağım. Artık günümüzde süreç yönetimi yaklaşımına önem veriliyor. Ağırlıklı mühendislik mezunları giriyor ama mühendislik dışında eşitarlıkçı yani işletme gibi mezunlar da artık girmeye başlıyor. Tabii buradaki önemli şey analitik zeka, araştırmacı olması. Tabii düşünmesi lazım. Ve düşünü görebilme
ve sosyal olması gerekiyor ve girişken olması gerekiyor bu işi yapabilmek için. Çünkü tüm ekiplerle çalışıyorsunuz. Araştırmacı olmasının sebebi şu, süreç iyileştirme çalışmalarında farklı önerilerle gitme durumları olabiliyor. Bunun için de çok yüksek derece araştırmacı olması avantaj bu konuda. Süleyman Bey, sizin geleceğiniz nereye doğru evrilecek, iş plan yaptınız mı? Var. Şöyle biraz daha insanlarla çalışmayı sevdiğim için ve rutini sevmediğim için daha çok organizasyonel gelişim, analitik ve dijitalleşme yönüne kayma planlarım var ileriye dönük. Çünkü şirkete katma değerli kısımların hepsi bu noktadan geçiyor. Geçmiş tecrübelerim, süreç yönetimi, farklı iyileştirme, farklı teknikleri kullandığım için de bunlar benim için birer avantaj olarak görüyorum. Ve farklı sektörleri görmek de büyük bir avantaj. O yüzden biraz daha şirkete katma değer sağlayacak, şirketi stratejilerine yön verebilecek şekilde faaliyetlerde bulunmak istiyorum. O Peki, alanlarda çalışmak istiyorum. Final sorumuzu soralım. Seyircilerimize ne mesaj verirsiniz bu konuda? Özellikle iş dünyasına. İş dünyasına, ilk önce iş dünyasına, sonra genç arkadaşlara. Şirketler için süreç yönetimi bence önemli. Özellikle Türkiye'de. Önce bunun farkına varmaları evet, lazım. Evet, bence farkına varmaları gerekiyor. Çünkü önemli bir departman veya rol. Çünkü şirketin işleyişi ve rakipleriniz arasında sıyrılmak istiyorsanız süreç yönetimi veya bu yaklaşıma önem verilmesi gerekiyor şirketlerin artık. Genç arkadaşlarıma da özellikle bu rolün yurt dışında tabii ki yaygın, Türkiye'de de artık süreç yönetimi yaklaşımında da en azından daha fazla çalışmalar yapılmaya başladı. Üniversitede var. Bölümü var mı? Böyle bir bölüm olduğunu hatırlamıyorum. Ama hani mühendislikten sonra buraya geç sağlanabilir tabii ki. İstekli olması, analitik zeka olması yeterli. Ve rutini sevmeyen kişiler için de bence bu departmanı görmeleri veya bu rolde çalışmaları önemli. Şirketin tüm işleyişlerine... Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 5 yıl. 5 yıldır. 5 yıl bu alanda çalıştım. Farklı rollerde Peki, de çalıştım. Peki birilerini de öğretiyor musunuz? Efendim? Birilerini de öğretiyor musunuz? Birilerini öğretiyor muyuz? Öyle ya, şimdi bu bölümün şöyle aslında şeyi yok. Süreç yönetimi herhangi bir okulu sınıfı yok. Okulu yok. Spesifik bir alan. Bunda da aslında çalışabilecek personel bulmakta da zorlanıyor çünkü şirketler. O yüzden genç arkadaşlarıma öneriyorum. Bu yönde artık atılım yapıldığı için daha çok ihtiyaç duyulacak bu bölüme. Yetiştirme tarzı tabii ki minimum artık yavaş yavaş şirketler başladı çalışmalara. Yetiştirilmeye çalışacaklar artık. Yani şu an için ben yetiştirmedim tabii bu zamana kadar ama bu noktalara gelmemde bana desteği olan bayağı değerli yöneticilerim oldu. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Peki. Peki çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için, bilgileri paylaştığınız için. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.